Cenazeden çıkmış, koştur koştur buraya gelmiş. Tıp karı kıza yazmak için. Lan! Konuşuyorsun ne? Konuşsana lan! Konuşsana lan hadi! Konuşsana lan! Dur! Konuşsunuz! Bırak! Konuşsana hadi! Konuşsan! Konuşsan yüzüme söyle ya hadi bırak, hadi! Ya öldüreceksin adamı! Bırak! Lan konuş yüzüme söyle hadi! Konuşsana lan ne oldu? Sakin olun. Sinan Bey sakin olun. Bırak! Sakin olun. Sakin olun. Bırak! Görmeyeceğim lan bir daha seni burada. Gelmeyeceksin buraya. Bana bak. Kovacaksın bunu. Bırak! Sileceksin bunun üyeliğini. Bir daha görmeyeceğim bu herifi burada. Ama Sinan Bey. Sildim gitti. Anladım. Görmedin yani Sinan'ı. Hayır, görmedim. Neyse, sen yine de bir şey duyarsan beni haberdar et. Evden kötü çıktı çünkü. Tamam. Mutlaka ararım. Tamam, sağ ol. Ah be Sinan, nereye gittin ya? Alo. Sinan spor salonundaymış yaz. Doğru, tahmin etmeliydim. Tamam, sağ ol. Birazdan gelirim oraya. Eyvallah. Havlu. Bandananız. Bana vermiştiniz, unuttunuz herhalde. Kaça kadar açık burası? Hafta sonu 11. Kas ağrısı kalp ağrısını bastırmaz. Boşuna hırpalıyorsunuz kendinizi. Boşuna da adam dövüyorsunuz. Pardon ya. Ayıran sendin değil mi? Bir şeyin var mı? Bana kolay kolay bir şey olmaz. Ama size olmuş. Acınızı çıkarmak için böyle yapıyorsunuz ama işe yaramaz. Kalbiniz o kadar acıyor ki şimdi. Artık yok diye. Bir daha elinizi tutamayacağım. Bir daha telefonunuzu anne diye çalmayacağım. Bir daha kimsesi kendinden çok düşünmeyecek diye. Boşuna canınızı yakmaya çalışmayın. Kas ağrısı değil bu. Ölüm acısı. Bir günde geçmeyecek. 40 günde de geçmeyecek. Ama bir zaman sonra bugünkü gibi hissetmeyeceksiniz. Geçtiğinden değil. Kabullenmekten hiç değil. Alışmaktan. Yokluğuna değil, acısına alışmakta. Başım sağ olsun. Annem mi öldü senin de? Babam. Babam öldü benim.
hocam. Rıdvan Bey çağırıyor. 2 dakika beklesin ya. Hemen gelsin dedi. Caner Hoca'nın yeni öğrencisi boşta kalmış. Rahat bırak beni. Tamam. Bak beni dinle. Ya ne dinleyeceğim seni ya? Bir izin ver anlatayım baksana. Ne anlatacaksın abi? Ne anlatacaksın ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Sakin olur musun bak? Bir gel şuraya. Ya ne dinleyeceğim seni? Sinan bak bir sakinleş. Şuraya gel beni dinle bir şey anlatmaya çalışıyorum sana. Ne anlatacaksın bana ne? Benden de saklıyorlardı. Bir dosya almak için babamın masasına gittim. Orada annemin tahlillerini gördüm. Bana açılmak zorunda kaldı babam. Annem benim bildiğimi bilmiyordu. Hiçbirimiz bilsin istemiyordu. Üzülmemizi istemiyordu. Ben de saygı duydum, anlamaya çalıştım. Anlıyor musun Sinan? Bak doktorlar bir gün sonra da olabilir, bir yıl sonra da olabilir diyordu ama ben... Sinan, bilmiyorum ben... O gün hiç gelmeyecek sandım. Tamam mı koçum? Beni suçlama bunun için. Gel, gel. Sızmış. Resmen arabasında sızmış. Cenaze gecesi. Arkadaşlar sizce çekmeyin bırakın. Al sana tamam, mantık. Tamam yeter bu kadar. Çekmeyin. Hadi arkadaşlar hadi yedin. Çekmeyin bırakın. Hadi çekin. Hayır arkadaşım hayır yeter bu kadar. Tamam. Yavuz Bey. Başınız sağ olsun efendim. Çektin mi şuradan? Hadi arkadaşlar. Bırak. Abi tamam yürü. Yeter. Şu haline bak. Arabada sızmış. Yatak kadar rahattı. Eve gir hadi. Hadi abi hadi. Kahvaltıya yetişsin. Ya sabah ağzına karnım tokadı ya. Lan beni sinir etme. Daha dün konuşmadık mı? He? Daha dün sarılmadık mı? Bir tek senin mi annen öldü? Kendine gel artık. Benim de canım yanıyor. Hepimiz acı çekiyoruz. Git kendi acını kendin çek o zaman tamam mı? Benimki ay yine var. Birbirini yiyor bunlar. Bırak ayol yesinler. Tuzlaya tuzlaya yesinler. Bunlar aynı biz. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın Aydın. Günaydın Hazırım. Kim bu sabah sabah ya? Vallahi geldi bizim asabi sosyete. Sabah kör vaktinden beri koşuyor da koşuyor. Adam kas yapayım derken öldürecek şimdi kendini. Kas değil onun derdi. Acı diyorum acı. Anla artık sen de ya. Allah korusun. Benim annemin başına böyle bir şey gelse. Şşş şu gelene bir baksana. Oo. Ben şu dumbbellları yerleştireyim. Sinan, hoş geldin demeni beklemiyorum. Ama 5 dakika mola ver bari. Terimi soğutmayı sevmem bilirsin. Sinan, senin yüzünden gitmiştim, senin için geldim. Yani? Yani, acını paylaşmak için buradayım. Uçaktan iner inmez okumadın mı? Ben dün gece acımı ellerimle 5 kadına birden paylaştırdım. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin! Pislik! Ruh hastası! Gerizekalı!
Hey! Babasız kız. Ya böyle biraz kaba oldu farkındayım ama adını bilmiyorum ya, o yüzden böyle çağırdım. Hazan benim adım. Hazan. Sinem ben de. Biliyorum. Sen de haklısın tabii. Kim bilmiyor ki zaten. Ya bana pilates dersi versene. Benim mesaim bitti. Ayrıca ben kickboksçuyum. Vay. Sert. Çok sert. Siz bugün çok zorladınız kendinizi. Kapanışa da az kaldı. Kimin de burası ya? Ha tamam. Ya bir telefon sabaha kadar açık, sen merak etme. Para her kapıyı açar diyorsunuz. Yine bir kredi kartı atarsın suratlarına. Salon sizin. Sence neden burada olmayı seviyorum? Vücut yapmak için mi? Yoksa burada gazeteciler yok değil mi? Bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Güzel cevap. Neden buradayım biliyor musun? Çünkü burada babamın ya da abimin korkusuna Sinem Bey, bugün yine çok içtiniz diyen kimse yok. O matarada içki mi var? Alsana bir yudum. Yok, ben içmem. Aferin sana. Cici spor hocası. Artık içmesiniz. Oo, Nazan Hoca. Hazan. Adım Hazan. Hazan. Ya Hazan, şu an burada bütün ortamın cazibesini yıktın, farkındasın değil mi? Sarhoş olmak üzeresiniz. Ben mi? Hadi bana soru sor. Ne? Hadi bana soru sor. Matematik sor, havuz problemi sor. Ne bileyim, dedemin dedesinin adını sor. Sonra bak ben sarhoş olmadığımı ispatlayayım sana. O matarayı bana verir misiniz? Hile yapıyorsun hoca. Doğru soru bu değil. Pardon hoca. İçki işte bu. Matara da durduğu gibi durmuyor. Görüşürüz. Alkollüsün, kullanamazsın. Yani kullanamazsınız. Hadi canım. Ciddiyim, ben size bir taksi çağırayım. Atla. Ciddiyim. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Bu halde kullanamazsınız diyorum size. Korkuyorsun. Çok saçma, sabahtan beri içiyorsunuz. Üçe kadar sayıyorum. Bindim bindin, binmedim bın. Anahtarları verir misiniz lütfen? Üç. Sinan Bey.
İzin verin ben kullanayım arabayı. Size evinize kadar bırakayım. Oo, çok sıkıcısın Hasan Hoca. Aa bak, adını öğrendim. E demek ki sarhoş değilim ben. Kırmızı! Kırmızı! Bırakın ben kullanayım lütfen. Çok ayıp. Erkekler ve arabaları için ne derler bilirsin, bir çeşit iktidar meselesi. Gülmedim. Bakın, ya sizi bir taksiye bindireyim ya da evinize kadar ben bırakayım sizi lütfen. Sinan Bey! Biliyor musun? Çocukken hayatı bir bilgisayar oyunu sanırdım. 3 canım var mesela. Hop! Birini kaybediyorsun, diğerine kaldığın yerden devam ediyorsun. Artık çocuk değilsiniz ama. Sen böyle erkek Fatma kılığında ne kadar kibar bir kızsın Hasan Hoca. Adrenalin altında bile sizli bizli konuşmalar falan. Cidden ya. Erkek gibi kızsın sen ha. Arabalardan anlar mısın mesela? Bu kaç basıyor bilir misin? Uçtuğumuzu biliyorum. E korkmuyorsun. Ama durmanızı istiyorum. Neden bindin o zaman? Ha? Benim gibi sarhoş bir manyağın arabasına neden bindin? Dikkat et! Dikkat et! Alo Sinan. Alo duyuyor musun beni? Uçum neredesin yine? Bak bu gece de arabada sızmanı istemiyorum. Dön eve artık. Babamı da üzme. Alo. Sinan. Ne oldu? Siz kimsiniz? Yardım. Sinan. Yardım et. Alo, buldunuz mu konumu? Yağız Bey, Sinan Bey'in araç GPS sinyali Kemerburgaz-Göktürk yolunda görünüyor. Araç hareket halinde değil. Hareket halinde değil mi? Emin misin? Evet. Derhal konumu bana atın. Oraya da ambulans ve polis yollayın. Ne olur ne olmaz. Tamam ya. Thank you.
abin burada. Sinan. Sinan, konuş benimle. Sinan. Çabuk, çabuk. Geçmiş olsun Azim Bey. Kan takviyesi zamanında geldi. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattık.